Bu arada baştan tebrik ediyorum herkese. Bu konu hakkında yapılabilecek bütün şakaları yaptınız hiç şaka kalmadı. Bu konu üzerindeki şakalar bildiğim Bitcoin mining'ine döndü artık. Kaliteli bir şaka çıkarmam için çok efor sarf etmem gerekiyor. Ben de sarf etmeyeceğim tabii ki. Ben aşılandım reklamını görmüş olabilirsiniz. Görmediyseniz de bravo. Gündemden, medyadan çok fazla uzaksınızdır. Tebrik ediyorum. Nasıl başardığınızı bize de söylerseniz psikolojik gelişimimiz açısından bize çok büyük desteğiniz olur. Kültür Bakanlığı desteğiyle turistler için bir video hazırlandı. Bir reklam videosu. Serta Perener'in kardeşi eşi Nilkare İbrahimgil'in kocası tarafından Serdar Erener tarafından bir reklam videosu. Serdar Erener'i tanımayanlar için söyleyeyim. Bu adam eskilerin reklam konusunda bir starı. 2000 ve 2010 arasında çılgın atıyor bu adam. Bayağı başarılı. Ama 2010'dan sonra ekseriyetle aşağıyı gören bir reklamcı. Şu projesi iyidir diyebileceğim bir reklamı yok 2010'dan sonra. Normaldir bu. Çöküyor. Üreten insan bir yaştan sonra üretememeye başlayabiliyor. Bunu bir gün biz de yaşayacağız. Biz de demeyelim ben hariç. Ben 100 yaşıma kadar üretirim. Reklamın olayı şu. Sarı maskeler takılmış, smiley bir ifadeyle eylenin ben aşılandım yazıyor maskelerde. Benzer işler için sokak köpeklerinin kulaklarına bakabilirsiniz. Çiftlik hayvanlarının kulaklarına bakabilirsiniz. Geçmiş kölelere bakabilirsiniz. İki turist çekmek için bir ülke vatandaşını ne kadar kötüleyebilirse o kadar kötülediler sağ olsunlar. Bu reklam filmi Türkiye'de değil de bundan 5000 yıl önce Mısır'da yapılıyorsa derdim ki tamam orada kölelik var. İster, ister İç iç acıtan şeyler bunlar. Kasıtlı olarak böyle bir şey yaptıklarını düşünmüyorum. Genelde bu tarz şeylerde bir onay süreci oluyor. Büyük ihtimal filmi en üst makamdaki kişilerden biri aldı. Aşağılarını ilete ilete söyledi bakın böyle bir fikrim var bunu vurgulayın. Ama bizde ast üst olayı çok sağlam olduğu için üstüne karşı gelmenin imkansıza yakın bir şey olduğu için Türkiye'de kimse aga bir fikir veriyorsun da bok gibi bir fikrin var diyemiyor. E böyle piyasada üstte de vasıflı insanı koyman gerekir. <laughs> Üstlerde de pek vasıflı insanlar yok. Genelde dıdının dıdısı oluyorlar. Bunun sonucunda da böyle saçma sapan projeler görüyoruz. Dur Türk'ü köle gibi gösterelim diye bir düşüncesi yoktur bu insan bu etik değere de sahip bir insan değildir ama bunu diyen insanların farkında olmayan cehalet kötülüğü vardır ya olay bu. İnsanlar neden böyle bir videoya ayaklandı? Çok basit. İki turist çekeceksin diye halkını da bu kadar aşağılamazsın. Alt tarafı reklam videosu da diyebilirsiniz bunlara ama tanıtım reklamları böyle işlemez. Tanıtım reklamları aynı anda ülkeyi kendi insanına da tanıtır. Eski reklamlara bakabilirsiniz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok güzel doğa harikalarını, insan yapımı harikaları bize sunar. Bu videolara baktığında dersin ki ulan ne güzel bir yerde yaşıyorum. Sonrasında da ciddi tepkiler gelince kaldırdılar videoyu. Videoyu kaldırmaları da ayrı bir dert. Böyle bir şey para harcamaları da ayrı bir dert. Şimdi Serdar Erener'in ajansı Türkiye'nin en sağlam ajanslarından biri ve biraz da tekelleşmiş bir firma. Reklam ücretleri düşük değil. Basit çekimler için bile piyasanın çok çok üstünde fiyatlar alan bir firma. 3-4 saatte durup da kaldırılan bir video için de felaket bir para ödemiş oldu. Burada şey diyebilirsiniz kaldırılmasaydı da tepki gösterecektiniz diye. Zaten sorun doğru da orada. böyle bir şeyin çekilmesine ve böyle bir şeyin çekilmesinde çok büyük paralar harcaması olmasına biz karşıyız. Tekerliğin verdiği rahatlıkla yukarıdaki için de aşağıdaki için de saçma sapan bir video atmışlar ortaya. Türkiye'nin önemli gelirlerinden biri turizm geliridir. Dünyada 13. sıradayız turizm geliri bakımından. Bizim de yıl içinde dönen paraya bakarsak yıllık yüzde altı %6,5 %7'ye tekabül eden bir turizm gelirimiz var. E pandemi ile birlikte bu düşüşte olunca ve bir de Türkiye'de kontrol edilemeyen bir salgın olunca tutuştular. Çünkü birçok ödemenin de karşılığını oradan sağlıyorlardı. Şu an biraz para için bile her şeyi çöpe atabilirler. Ki atıyorlardı zaten. Böyle bir şey yapmak yerine şunu yapabilirlerdi. Buna mesela örnek olarak İsviçre'nin yakın zamanda attığı tanıtım videosu olabilir. Videoda kim oynuyor? Robert De Niro. Oturup İsviçre'yi övüyor. İyi bir para almış mıdır bunun karşılığında? Tabii ki almıştır. Ama karşılığını veriyor mu? Veriyor. Milyonlarca izletti videoyu. Biz de çok sağlam kişilerle bu tarz bir reklam anlaşmaları yapabiliriz. Ki tür Türkiye'nin çeşitliliği İsviçre'den çok fazladır. İsviçre bir alanda en iyi olmakla meşhur. Belki kış sporunda İsviçre ile yarışamayız ama Türkiye'nin de çeşitliliği çok fazla. Tarihi, kültürel, manzara, eğlence konusunda çok çeşitliliği olan bir ülke. Birincisi dünyaca ünlü kişilerle anlaşmalar yapılabilirdi. Onlara iyi para harca geri dönüşünü alırsın zaten. Basit bir video için 500 bin dolar 1 milyon dolar para mı istedi? Ödenir çok büyük bir sıkıntı olmaz. Geri dönüşü onun her türlü karşılığını. Zaten çeşit çeşit ülkelerde meşhur olan Türk ünlüleri var. Bunlarla ayrıyeten içerikler hazırlanabilir. Kendisini sevmem ama bazı ülkelerde çok sağlam popülerliği var. Can Yaman. Kültürel tanıtım için fazla say. Araplar için, diğer ülkeler için ayrı kişiler sunulabilir. Bunlar vasıtasıyla çok güzel reklamlar yapılabilir ve ülke insanına da saygısızlık etmezsin. Sorun tabii ki böyle bir şey yayınlamaları da değil. Böyle bir şey yayınlayabilmeleri. Kimler artık bu işin başına geçiyorsa torpilla adam kayırmayla nasıl kişiler üst konumlara geldiyse o kadar boş insanlar ki o kadar duygusuz insanlar ki saçma sapan şeyler ortaya atabiliyorlar. Sokak köpeği miyiz biz? Köle miyiz biz? Neden turistin yanında aşığı bir varlıkmış gibi bizi gösteriyorsun? Şeyin farkında değiller bak. Turistten 5 milyar dolar çekerken kendi vatandaşlarından 10 milyarlarca doları kaybettiklerinin farkında değiller. Biraz insanına saygı olur insanın Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir Dostlar bir sonraki podcastte görüşmek üzere Öpüyorum hepinizi